Oo abi hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Hazır mısın? Hazırım hazırım. Sen hazır mısın? Bir 20 dakika geciktin. Şimdi burada söylentiler çıktı. Korktu diyorlar. Abi ben cevabını sağda vereceğim arkadaşlar. Cevabını sağda vereceğim. Sıkıntı yok. Düşüyordun hadi, kumara atıyordun hadi. Abi yalan yok onda da. Bakalım nasıl ver. İnşallah çok ezip geçmezsin. Hadi abi. Abi konuşuyordu. NBA diyordu. Gelen gözler bakıyor abi. Bakalım. Aynen bilendi abi hepsi sana. Dediler. Maçtan sonra göreceğiz abi. Bir de maçtan sonra çekelim arkadaşları. Ondan sonra göreceğiz yani. Yani iman gücü var. Biz hallederiz her türlü diyorlar. Bizde yok mu abi? Nasıl iman gücü ama abi? Bir dakika. Sence hiç sayı atabilecek miyiz? Abi şey yapabiliriz birebirdeyken. Onlar sayı atınca bitsin. Ben 10 tane sayı atınca falan bitsin yani. Oo beyler iddia büyük. Bir sayı bile atamazlar diyor yani. Bilmem anlatabildim mi? Vallahi fena. Yani potaya değmedik henüz. Ama olacak inşallah. Bu arada ben şu an seninle aynı boyda olmanın hissiyatını yaşıyorum. Abi çok güzel. Gönlümün ağzımızın abi. Çok güzel bir izmiş abi valla. Eyvallah abi, artık anlıyorsundur beni nereden baksın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yanımızda çok sevdiğim bir dostum var. Furkan abi var. Bakalım tek başına 10 kişiye karşı galip gelebilecek mi? Bugün onu göreceğiz. Çınaraltı ekibiyle basketbol maçı yapacak. Bir NBA basketbolcusuyla 10 kişi nasıl oynayabiliyor bakalım. Bir sayı bile atabilecek miyiz? Yenebilecek miyiz? Yeah! Tabii oyuna ben girersem işin şekli değişecektir. Bunu zaten herkes görecek. Aynen diyorsun. Keramet güçlerini, özel güçlerini kullanma. Yani eğer artık o... Artık gizlemenin mantığı yok abi. Artık kaçıyorum çıkarma. Abi bu arada senin boyun kaç ya? 2.8. Yani. Maşallah aramızda dağlar var. 30-40 santim var galiba. Nasıl uzadın sen böyle? Abi o birazcık genetik. Aslında... Mesela süt içmek, basket oynamak işe yarıyor mu? Boyu uzatıyor mutlaka mu? Ama böyle asıl etken bence genetik. Genelde hep böyle şey sorarlar işte basketbolcular uzun oldukları için hani basketbol oynamak boyu uzatıyor mu diye soruyorlar ama genelde uzunlar basketbolcu oluyor. Peki sen şimdi 14 yaşında başladın. Kaç yaşında NBA'ye gittin? 18 yaşında Pınar Karşıyaka'da başladım. Sonra 20 yaşında Galatasaray'a geçtim. 23-24 yaşlarında da NBA'ye gittim. Peki bir Müslüman olarak, bir Türk olarak oraya gitmek sana zorluk yaşattı mı? Zorlandın mı orada? Şöyle ilk başta tabii ezan sesini duymadığınız için ilk başta birazcık farklı geliyor. Onun dışında orada böyle Müslüman topluluklar var. Daha çok böyle Pakistanlıların, Hindistanlıların, işte Afganistanlıların olduğu böyle topluluklar var. Onların böyle bulundukları mescitler var, kendi marketleri var. Hani genelde oralara giderek onların içinde kalarak kendimizi muhafaza etmeye çalışıyordum yani öyle söyleyeyim. Peki en unutamadığın an ne oldu? Hidayet abiyle mesela karşılaşmak çok değerliydi benim için. Hidayet abi artık son sezonlarını oynuyordu aslında ama biz hani küçükken Hidayet abiyle Mehmet Okur'u izleyerek büyüdük. Onlarla rakip olarak aynı sahayı paylaşmak benim için çok değerliydi. Hidayet abiyle hatta maçtan önce de böyle sohbet etme fırsatımız olmuştu. Michael Jordan'la falan karşılaşmadın mı? Yok, Michael Jordan'la karşılaşmadım. LeBron James'le, Stephen Curry'yle, diğer yıldızlarla falan karşılaşma fırsatım oldu. Sen şimdi birazdan bizim karşımızda gör bakalım. LeBron falan neymiş diyeceksin ya. Battal James bunlar ya. Bunlar nasıl gençler? Peki bu fakir ve gariban kitlenin merak ettiği bir şey var. Bu işte iyi para var diyorlar. Doğru mu? Yani biliyorsun artık Z kuşağı mesela YouTube videosu çekiyoruz deyince hemen ne diyorlar? Abi YouTube'da iyi para varmış, doğru mu? Aynen. Şimdi NBA'ye gitmiş gelmiş adama da bunu sormazsak bizi linçlerler. Ya NBA'de orada... para var mı? Gelelim mi bizde? Tabii para var yani. Başarılı olursan, iyi oynarsan o kontratlar, yüksek kontratlar var. Ama o yüksek kontratların altında çok ciddi bir baskı var. Hem taraftar baskısı var, hem kulüp baskısı var. Sürekli antrenmanlardasın, sürekli kamplardasın. O kamp ortamlarından vesaire böyle bir şekilde kendini huzurlu hissetmeye çalışıyorsun. Kolay bir serüven değil. Evet. Şimdi zorluklardan bahsettik ya abi. Smaç basanlardan da bahsettik. Eyvallah. Yani sorunun gelişinden anladın zaten. Geliyor, eyvallah. Poster olmak diyorlar ya, senin eyvallah. Üstünden böyle smaç bastılar mı? Bastılarsa ne hissettin? Bırak şu NBA sorularını ya. Sıkıyorsa gelsin, ben de teki tek şu sahada bir maç yapalım ya. Ben Ankara gücü çocuğuyum, Ankara güçlüyüm. Her türlü alırım mı diyorsun? Alırım abi, sıkıntı yok. Abi ne diyor bu ya? Bir orada cevap vereyim. İzlenmiş, NBA'ymiş falan filan, kaç yıl olmuş abi, bitti artık. Abi olsun. Baksana, yani 10 kişi falan değil, bire bire gel diyor. Abi sağda cevap vereyim ben ona bir de. Sorulara sonra devam edelim mi? Abi ne kadar sakin. Biz de boş değiliz yani. O kadar yıldır spor yapıyoruz. Hadi abi. Hadi gel. Hadi gel abi. Hadi gel abi. Evet Battal, hazır mısın? Ne hissediyorsun? Hazırım abi. Çınaraltı'nın gururu olarak, bir Ankara güçlü olarak buradayım. Oğlum. Abi dur. Evet görüyorsunuz. Acayip bir alev. Hadi. Alev. Hadi. Hırslanmışlık. Bir... Gerilmişlik var.
Başlıyorum abi. Meydan okuma kabul edildi ve başlasın maç. Furkan abi karşı. Yani potaya değmedik henüz. Ama olacak inşallah. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez evet. Ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Abi konuşuyordu. NBA diyordu. Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine deyip demeyeceğine. Abi biz esas gücümüzü sona saklamıştık. Şimdi Kemal kardeşimiz Toronto Raptors'tan. Amerika'dan geldik. Oy! Hadi be. A few moments later. Barcelona'ya bir şeyler olmuş. Bu Barcelona benim tanıdığım Barcelona değil. Dünyanın en büyük 5 kulübünden biri bunları yapmaz. Sen biraz su takman lazım abi. Potaya gömersin bizi artık. Böyle de gömdüm. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Virtüöz, orkestra şefi, şov yaptı, yine büyük oynadı, Anfield onu alkışlıyor, o Anfield'ı alkışlıyor. İşte İman Power. Hayat diyoruz. Doğru hocam. Faal. Kemal Hırsan'dı. Fena attı, zayıf çıktı. Abi, Hafife aldı Kemal'i. Şimdi bütün ekiple oynayacak. Hafife aldığı için 3 tane basket yedi. Şimdi bütün ekip 10 kişi NBA basketbolcusuna karşı. Hem de biraz yorulmuş haliyle. Bakalım galip gelebilecek miyiz? Valla merak ediyorum ama ben de gireceğim 10. kişi olarak. Ama yani mecbur şükür kamerayı tuttuğu için giremeyecek. Ama ben gücümü kullanmayacağım. Topa dokunmayacağım. En son herkesi çıkartacağım. En son herkes çıksın diyeceğim. Beni baş başa bırakın diyeceğim. Hüseyin abi yan yana şey. Bakalım gelsene de şöyle. Sıra sıra geç abi. Beyler 10 kişi gel, 10 kişi gel, 10 kişi gel. Birbirine yapalım ulan. Hadi ne tarafa gidiyorsa tarafa. Ya bismillah. Bunu geçmek daha kolay. Abi gel hadi. Gel abi. Abi kalbim kalbim. Alın be lan. Beyler lütfen çıkın. Lütfen çıkın. Burayı terk edin. Lütfen. Lütfen bizi baş başa bırakın. Sadece o ve ben kalsın. Sadece o ve ben. Osman abi bunu yapsan
sen yaparsın. Teke tek de siz çıkın. Şimdi Osman abiyi sahalarda göreceksiniz arkadaşlar. Biz yapamadık, bakalım o yenebilecek mi? Abi özel güçleri kullanmak yok. Şey, hile yazmak yok. Bütün kerametler açık. Abi ben çok fazla yani seni yormak da istemiyorum. Yani seni burada hezimetle de vurulamak istemiyorum ama ben bari durumu şöyle dengeleyelim. Ben potaya bakmadan, hatta gözlerim kapalı bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Abi maçtan önce en son, yani kardeşlerimiz hezimete uğramadan önce en son poster olmak meselesini sormuştum. Ne hissediyordun? Yani böyle bir şey yaşadın mı? Yaşadım abi. Yaşadım. İlk karşıya kadar yaşadım. Borna Belediyesi vardı o zaman birincilikte. Onlara karşı maç yaparken bir tane böyle iyi bir atlet, bir Amerikalı oyuncuları vardı. Adamın en son üstümden böyle uçtuğunu hatırlıyorum. Abi bir de senin şu meşhur sakatlık hikayelerin var. Ben yıllardır dostuz seninle ama ne zaman onun muhabbeti açılsa böyle içim cızlıyor, dinleyemiyorum ama şimdi sormak durumundayım. Karşıyaka'da oynuyordum işte abi o zaman. Fenerbahçe'ye karşı maç yapıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam ilk uzatmada. Emir Prezic diye bir tane oyuncu vardı. O smaca gelirken ben blok yapmak için ona sıçradım. Bloğu yaptım. Ondan sonra yere düştüm. İlk başta yere düşünce tam olarak böyle bir şey hissetmedim ama ondan sonra direkt yere doğru yuvarlandım zaten. Yere yuvarlandığımda baktığımda bileğim de bana bakıyordu. Benim etrafımdan herkes kaçmıştı bir anda. Bir anda Murat abi geldi. O sırada bizim takım menajeri vardı, Selim abi. Selim abiye, Selim Furkan'ı tut dedi. Ben o sırada çünkü yerleri yumrukluyordum acıdan. Ondan sonra daha sonra diğer takım arkadaşlarım yanıma geldi vesaire. Murat abi orada benim bileğimi direkt taktı yerine. İki ay boyunca ciddi bir şekilde fizik tedavi gördüm ben. O ama böyle çok böyle can yakıcı bir fizik tedaviydi. En son basketbolu bırakmana sebep olan diz o, mi? O sakatlık diz sakatlığı ama o kıkırdak sakatlığı. Böyle uzun vadede böyle artık bizim o yüksek tempolarda oynadığımız basketboldan dolayı kıkırdak bir yerden sonra aşınmaya başlıyor. İlk anlamda profesyonel olarak sahaya çıksam orada istediğim performansı sahaya dökemem. Yani. Böyle Müslüman muhafazakar aileler pek tercih etmiyor. Çocuklarını pek basketbola yönlendirmiyor. Bunun bir sebebi var mı sence? Hem spor hem sanat camiası için bence ikisi de geçerli. Yani ikisinden de birazcık böyle muhafazakar aileler uzak kalmış gibi. Çünkü orada daha çok dediğim gibi dışarıdan gözüken biraz daha böyle orada magazinsel olaylar olduğu için benim çocuğum da böyle olur korkusuyla insanlar kendilerini uzak tutmaya çalışıyorlar. Temel sebep bu yani. Bence temel sebep bu. Ama orada aile zaten çocuğun arkasında durursa bir şekilde Rabbim de muhafaza ediyor ve o çocuk kendini de o ortamlara muhafaza ederek belli bir yerlere gelebiliyor. Bir de şöyle bir şey duyduk. Sen sahada adam dövmüşsün, daha doğrusu dövsünler diye tutmuşsun rahat rahat yumruk atsınlar diye. Doğru mu? Böyle bir tarafın var mı senin? Yok. Kavgacı? Ya zaten biz sahada kavga edemeyiz. Kavga böyle çok mübarek görünüyorsun. Böyle sakin görünüyorsun. Bilmiyorum sahada farklı mı acaba? Hissi? Ya sahada gerginlikle yaşandığı zamanlar oluyor. Hani bazen çünkü oradaki adrenalin ve stres insanı gerginleştirebiliyor. Ben aslında adam dövmedim. Yani çok böyle altyapılar özellikle kavga kan maçlar oldu. Ama o bahsettiğin olay ben o adamı kavgaya girmesin diye tutmuştum. Ama kavgaya girmesin diye tuttuğum adam benim arkadaşım tarafından gelip yumruklanınca ben de sanki onu bilerek tutuyormuş gibi oldum. Sen vursunlar diye tutuyorsun gibi oldu. Aynen. O zaten benim altyapılarla böyle içine dahil olduğum en büyük kavgalardan bir tanesiydi. Slovenya'ya karşıydı. Peki şimdi Kobe Bryant'ı beraber oynayamasan da yani izledin. LeBron James'i gördün bizzat. Michael Jordan'ı da yani onu da bir şekilde izlemiş oldun. Sence en iyisi hangisi? Stephen Curry'e karşı oynadım ben. Stephen Curry bence çok farklı bir oyuncu. Yani LeBron çok fizik özelliklerini gerçek anlamda iyi kullanıyor. Hani Michael Jordan'a karşı oynamadım ama izledim. Ama oynadıklarım arasında Stephen Curry benim için böyle çok farklı bir seviyedeymiş gibi gelmişti bana. Şu an sorduklarında bana böyle hani en iyisi olarak adlandırmayayım ama böyle en farklı ve en orijinali böyle Stephen Curry'di galiba. Bu GOAT ne demek biliyorsun değil mi? Evet. Greatest of all time. Kim sence o? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sen şimdi yanlış cevap verirsin diye ben dayanamadım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında işte böyle bazı sahabeler de var. Mesela Hazreti Ömer 2 metreden uzun. Bazı böyle sahabe-i kiramdan uzun boylular var. Spor noktasında da teşvik ediyor güreşe, at yarışına, ok atıcılığına, daha askeri sporlara, koşu yarışına özellikle. Mesela Muhammed Hamidullah Hoca'nın kitabında şu meseleyi okuyunca çok şaşırmıştım. Sahabelerin arasında futbol benzeri bir oyun varmış. İsmi Kurrek. Böyle keçi derilerinden meşin yuvarlak tarzında bir şey oluşturuyorlar. Birbirlerine atıp tutuyorlar falan.
falan böyle 20-30 kişinin oynadığı bir oyun. Tabii bu müşriklerin döneminde Kureyş'te de varmış. Basketbol için de bildiğim kadarıyla herhalde Güney Amerika'da Amerika'nın keşfinden çok önce oynanan bir oyun varmış. Onda da pota yandırıyormuş. O tarz böyle bir geçmiş şeyleri varmış. Bu da okuyunca enteresan gelmişti yani. Hakikaten sahabelerin futbol gibi bir oyun oynamaları ilginç. Senin böyle örnek aldığın, mesela kendine rol model edindiğin alim olabilir veya böyle bir sahabe olarak kim var? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın böyle uzun olduğunu biliyordum. Hatta onunla ilgili bir tane Umre'ye gittiğimizde genelde söylerler. İşte Hazreti Ömer boyu uzun olduğu için Efendimiz ona şey dermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hani sen ya Ömer dışarıdan tavaf et ki insanlara hani eziyet etmiyorsun diye. Ben oraya gittiğimde hep bu aklıma geliyor benim. Hatta düşünüyorum da gel diyorum Hazreti Ömer radıyallahu anh ne kadar uzun olabilir? Hani boyu kaç olabilir diye. Hep böyle kendi içimde hayal ediyorum. Orada biraz daha sanki kendimi öyle bağdaştırıyormuş gibi hissediyorum. Peki hiç abi kendi kendine böyle bir muhakeme yaptığın oluyor mu? Mesela dünyevi olarak çok başarılar elde ettin. Yani çok imkanlar kazandın maddi olarak olsun, manevi olarak olsun. Böyle kimsenin gelemeyeceği, erişemeyeceği, çok kişiye nasip olmayan şeyleri Allah sana nasip etti. Yani hangisi gerçek başarı senin gözünde? Ya spor hayatında elde ettiğim başarılar benim için önemli. Çünkü ben onları bir araçmış gibi kullanmak istiyorum, öyle söyleyeyim. Rabbim bize bu nimetleri verdi. Hani şu an bir insanların tanıdığı, belki örnek aldığı bir insan olarak belki ön plana çıkmaya çalışıyorum. O açıdan bu kazandığım başarılar beni insanlar gözünde bir yere getirdi ve benim bu saatten sonra görevim onlara iyi bir şekilde örnek olmak. Ben kendime bunu bir görev olarak adettim diyebilirim. Hani bu bakımdan nasıl faydalı olurum diye düşünüyorum. Baktığımızda gerçek anlamda bu dünyada yapmamız gereken Rabbimin rızası dahilinde yaşamak. Ben şu an elimdeki nimetleri Rabbimin rızası dahilinde nasıl kullanabilirim diye bakıyorum aslında. İşte bugün gençler abi kimler örnek alıyorlar? Sanatçılar örnek alıyorlar, sporcular örnek alıyorlar. Bugün sosyal medya dediğimiz YouTuber'lar örnek alıyorlar. Kendi değerlerim açısından en azından böyle doğru örneklerin artmasını istiyorum. O bakımdan bu araçları böyle bu camiadaki insanlar kullanırsa daha böyle faydalı olunabilecek diye düşünüyorum. Yani anladım şu abi. Üstümüze düşen hangi konuda başarılı olabileceksek, hangi konuda kabiliyetliysek en iyi şekilde yapmaya çalışmak, bu Allah'ın da bizden istediği şey. Sonra bu toplumda edindiğimiz kimlikle daha güçlü bir tebliğ yapmak, daha güçlü bir örneklik ortaya koymak, daha iyi bir Müslüman görüntüsüyle yani sadece dünyayı boş verip sadece ahirete çalışmak değil, dünyada da Allah'ın tıpkı sahabelerin başarılı olduğu gibi başarılı olmamızı istediği, onunla da daha iyi bir kul olma yolunda ilerleyebileceğimiz. Doğru anladın değil mi? Yani orada etki alanı var. Ben onu çok önem veriyorum. Herkesin bir etki alanı var. O etki alanına doğru hitap etmek lazım. Her alanda da başarılı olmamız lazım. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Geldin, sorularımızı cevapladın. Bir güzel bütün kardeşlerimizi tokatladın. Eyvallah. Ben hariç tabii ki. Eyvallah. İnşallah biraz daha kendini geliştirirsen belki bir gün beni de... Bir daha İstanbul'a gelirsin de. Ben Ankara'ya gelebilirim abi bunun için. Yani tabii kerametleri kullanmadan belki o şekilde olur. İnşallah Ankara'ya da bekliyoruz sana. İnşallah abi. Orada da güzel bir salon ayarlarsak orada da maça devam edebiliriz yani. İnşallah. Eyvallah. Abi sohbetten çıkıp bütün arkadaşları toplayıp o sefer yapabiliriz maçı. 100 kişiye, 200 kişiye bir. Belki eyvallah. O zaman yeneriz. Estağfurullah. Peki abi görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah.